Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. O size leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanın etini haram kıldı. Kim mecbur kalırsa, başkasının hakkına tecavüz etmemek ve zaruret miktarını geçmemek şartıyla bunlardan yemesinde günah yoktur. Allah gafurdur, rahimdir. Günahları çok affeder. Merhamet ve ihsanı boldur. Bir de sana kadınların ay halini sorarlar. De ki: Bu bir rahatsızlıktır. Onun için adet sırasında kadınlardan geri durun ve onlar temizleninceye kadar kendilerine cinsel yaklaşmada bulunmayın. Temizlendikten sonra Allah'ın izin verdiği şekilde onlara yaklaşın. Allah tövbe ile kendisine dönenleri sever, temizlenenleri de sever. Anneler çocuklarını iki tam yıl emzirsinler. Bu, emzirmeyi mükemmel şekilde uygulamak isteyenler içindir. Annelerin münasip şekilde yiyeceğini, giyeceğini sağlamak babanın görevidir. Hiçbir kimse takatinin dışında bir görevle yükümlü tutulmaz. Çocuk yüzünden ne annesi ne de babası zarar görmemelidir. Babanın varisine de aynı vazife yaptırılır. Fakat anne baba aralarında görüşüp anlaşmaya vararak 2 yıldan önce çocuklarını sütten kesmek isterlerse kendilerine bir vebal yoktur. Şayet çocuklarınızı başkalarına emzirtmek isterseniz kendilerine vereceğiniz ücreti münasip tarzda ödemek şartı ile bunda da size vebal yoktur. Allah'a karşı gelmekten sakının ve bilin ki Allah yaptığınız her şeyi görmektedir. Ey iman edenler! Bağlandığınız ahitleri yerine getiriniz. Haram kılındığı size bildirilenler dışında, davarların eti size helal edilmiştir. Şu kadar var ki, ihram halindeyken de av avlamak helal değildir. Allah, dilediği şekilde hükmeder. Size şunlar haram kılındı. Kendiliğinden ölen hayvan, Kan, domuz eti, Allah'tan başkasının adına kesilen, henüz canı çıkmadan yetişip şartına uygun tarzda kestikleriniz müstesna, boğulmuş, bir şey vurularak öldürülmüş, yukarıdan yuvarlanmış, boynuzlanmış yahut canavar tarafından parçalanmış olup da ölen hayvanların etleri, putlara ait sunaklarda kesilen hayvanların etleri ve zar atarak, kumar oynayarak elde edilen etler. Bütün bunlar, itaat dışına çıkıştır. Artık bugün, kafirler, dininizi söndürmekten ümitlerini kestiler. Öyleyse onlardan korkmayın. Benden çekinin. İşte bugün sizin dininizi kemale erdirdim. Ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak, İslam'ı beğendim. Kim günaha meyletmeksizin, açlıktan bunalıp çaresiz kalırsa, haram olan etlerden yiyebilir. Çünkü Allah, gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur. Kendilerine nelerin helal kılındığını sana soruyorlar. De ki, bütün temiz ve iyi rızıklar size helal kılınmıştır. Allah'ın size öğrettiğinden öğrenip eğittiğiniz avcı hayvanların sizin için tutup getirdiklerini yiyiniz ve üzerlerine Allah'ın adını anınız. Allah'a karşı gelmekten sakının çünkü Allah hesabı çabuk görür. Bugün size temiz ve iyi şeyler helal kılındı. Ehli kitabın kestikleri ve diğer yiyecekleri size helaldir sizin yiyecekleriniz de onlara helaldir. Namuslu, zinaya girmemiş ve gizli dostlar edinmemiş insanlar halinde yaşamanız şartıyla, müminlerden hür ve iffetli kadınlarla, sizden önceki ehli kitaptan hür ve iffetli kadınlar da, mehirlerini verip nikahladığınızda size helaldir. Kim imanı inkar ederse, bütün yaptığı işler boşa gider ve o ahirette de ziyana uğrayanlardan olur. Ey ihramlılar, deniz avı ve deniz yiyeceği size helal kılındı ki size ve yolculara bir rızık vesilesi olsun. Kara avı ise ihramlı olduğunuz müddetçe size haram kılındı. ise, huzurunda varıp toplanacağınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Artık o sapanların sözlerine kulak asmayın da, Allah'ın ayetlerini tasdik ediyorsanız, kesilirken üzerine Allah'ın adı anılmış olan hayvanların etini yiyin. Kesilirken üzerlerine Allah'ın adı anılmış olan hayvanların etlerinden niçin yemeyecekmişsiniz? O zaten size haram kıldığı etleri açıkça bildirmiştir. Ancak çaresiz kalıp da zaruret miktarı yemeniz müstesnadır. Evet, birçokları bildiklerinden değil, sırf heva ve hevesleriyle halkı saptırıyorlar. Muhakkak ki Rabbin, haddi aşanları pek iyi bilmektedir. Allah adına kesilmeyen hayvanın etini yemeyin. Bu, Allah yolundan çıkmaktır, isyandır şeytanlar kendi adamlarına sizinle mücadele etmeleri için telkinlerde bulunurlar. Şayet onlara uyarsanız, siz de düpedüz müşrik olur çıkarsınız. Davarlardan da çeşit çeşit yarattı. Kimi yük taşır, kiminin yününden ve kılından sergi yapılır. Allah'ın size verdiği rızkından yiyin. Fakat, şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o, sizin besbelli bir düşmanınızdır. De ki, bana vahyolunanlar içinde, bu haram dediklerinizin, yemek isteyen kimseye haram kılındığını görmüyorum. Ancak, leş, yahut akıtılmış kan, yahut pis olduğunda hiç şüphe olmayan domuz eti, veya, Allah yolundan çıkarak Allah'tan başkası adına kesilen hayvan olursa başka. Bunlar haramdır. Fakat kim çaresiz kalırsa başkasının hakkına tecavüz etmemek ve zaruret sınırını aşmamak üzere bunlardan yiyebilir. Çünkü Rabbin gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur. Yahudilere bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık. Sığır ve koyunun iç yağlarını da haram kıldık. Yalnız sırtlarında yahut bağırsaklarında bulunan veya kemiğe karışan yağları haram kılmadık. Hadde aşmalarından ötürü onları bu şekilde cezalandırdık. Şüphe yok ki, biz hep doğru söyleriz. Allah size sadece leşi, kanı, Domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanın etini haram kıldı. Ama kim çaresiz kalırsa, zaruret miktarını aşmayarak ve başkasının hakkına da tecavüz etmeyerek haram kılınan şeyden yerse bunda günah yoktur. Şüphesiz ki Allah çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur. Kıyamet saatinin ne zaman geleceğini yalnız Allah bilir. Yağmuru da o indirir. Rahimlerde olanı o bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini de bilemez. Her şeyi mükemmel tarzda bilen ve her şeyden haberdar olan Allah'tır. Eğer biz Kur'an'ı yabancı bir dille gönderseydik derlerdi ki neden onun ayetleri açıkça beyan edilmedi? Dil yabancı, muhatap Arap. Olur mu böyle şey? De ki: O iman edenler için hidayet ve şifadır. Ama iman etmeyenlerin kulaklarında ağırlıklar vardır. Kur'an onlara kapalı ve karanlık gelir. Onların çok uzak bir yerden sesleniliyor da söyleneni hiç anlamıyorlar gibi bir halleri vardır.